sırada yer alıyor. Biz bu notlarla bir integral menkul değerlere uzalım. Emre Çayırlı karşımızda. Emre hoş geldin yayınımıza, günaydın. Günaydın Berfu, merhaba. Şimdi borsada 2 ayda %25'lik yükseliş diyoruz. Dolar tarafı sakin, biraz merkez bankalarını da beklediğimiz bir süreç. Ne dersin, nasıl bir hafta bizi bekliyor? Nelere dikkat etsin yatırımcı? Evet, bu hafta içerisinde oldukça önemli gelişmeler olacak. Merkez bankaları ön planda durmaya devam edecek. Bununla beraber de hem Amerika'nın hem Avrupa'nın ilk okuma büyüme verileri de açıklandığını takip edeceğiz. O bakımdan eğer Amerika tarafına olumlu haberler gelirse bu bizim için biraz daha olumsuz olabilir. Ama Fed toplantısına yönelik beklentilere baktığımız zaman yurt dışındaki şekillenen beklentiler Fed'in bu ayki toplantıda faiz arttırmayacağı yönünde. Ama söylemler ön planda olacaktır. Şayet biraz daha sıkı söylemler içerisinde geçen bir Fed görürsek o takdirde bizim için olumsuz bir senaryo gündeme gelebilir. Dolar TL tekrar 2.87'lere doğru bir hareket görme ihtimalimiz var. Aksi durumda da 2.80 bölgesine destek olarak izleyeceğimiz seviye. BIST 100 endeksine bakacak olursak orada son birkaç gündür yatay bir seyir hakim. Özellikle aşağıda 84.800 seviyesi destek olarak takip ediliyor. Yalnız yukarıda da 87.000 bölgesinin üzerine geçemediğimizi görüyoruz. Şayet yukarıda 87.000 bölgesi üzerine geçilirse o takdirde tekrar 89.000'lere doğru alım baskısı devam edebilir. Yalnız 89.000 bölgesi bundan sonraki süreçte oldukça kritik bir bölge. Çünkü geçtiğimiz yıl seçim öncesinde test edilmişti ve sonrasında tekrar orada bir satış baskısı görmüştük. Eğer hem Fed'den hem de Japonya Merkez Bankası'ndan bu hafta güvercin hamleler görürsek bu takdirde gelişmekte olan ülkeler için olumlu bir tablo ortaya çıkabilir. Bununla beraber de haftanın sonuna doğru 89.000 bölgesini test etmeye başlayabiliriz. Şimdi Emre, yurt dışında yapılan yorumlara bakıyoruz, işte yapılan araştırma notlarını takip ediyoruz. Orada şu iki not öne çıkıyor. Yani küresel piyasaların seyrini tayin etmek, öngörmek istiyorsanız iki şeye bakın. Bir, Çin'e bakın. Çin ekonomisinde gidişat nasıl, verileri izleyin. İki, dolara bakın. Dolar zayıfsa işler iyi demektir. Dolar güçleniyorsa korkmaya başlayabilirsiniz diyorlar. Biz de şimdi doların seyrine baktık. Özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu o sepette gelişen ülkeler para birimleri karşısında dolar ne yapmış? Orada böyle %50-50 bölünme görüyoruz. Bazı para birimleri değer kazanmış ki şu anda ekrandaki liste dolar karşısında değer kazanan, parası değer kazanan ülkelerin listesi. Mesela Güney Afrika, Meksika, Endonezya, Tayvan, Türk lirası da buna dahil. Ama dolar karşısında para birimi değer kaybeden ülkeler var. Mesela Polonya, Rusya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya ve Çin. Şimdi tablo bu. Önümüzdeki süreçte biz doların güçlenmeye devam ettiğini mi göreceğiz bu ülkelerin para birimleri karşısında? Yoksa bu mevcut seyir korunabilir mi? Ne öngörülüyor? Evet, açıkçası burada Fed'in bir sonraki toplantısı bu haftaki toplantısından sonra Haziran ayında olacak. O yüzden eğer bu toplantıda da yumuşak söylemler olursa önümüzdeki bir iki aylık süreç boyunca daha dolarda çok büyük bir kuvvetlenme yaşama ihtimalimiz yok. Yalnız Rusya tarafında özellikle petrol fiyatlarına bakmamız gerekiyor. Küresel çapta petrol konusunda henüz anlaşılabilmiş bir tablo yok. Burada eğer önümüzdeki süreçte OPEC toplantılarıyla beraber arz kesintisine gidilirse petrol fiyatlarındaki yükselme Rus rublesinde destekleyici nitelikte olacaktır. Avrupa tarafına baktığımız zaman orada da aslında bir Brexit gerginliği var. Bununla beraber de hem Euro tarafında hem sterlin tarafında çok yukarı yönlü hareketler yaşayamıyoruz. Şayet Brexit gerginliği de ortadan kalkarsa Euro da bundan sonraki süreçte hem Avrupa Birliği'nden gelen veriler de olumlu olmasına bağlı olarak bir değer kazanma sürecine girebilir. Asya tarafında biraz daha aslında burada Boj'un hamlelerini takip etmek gerekiyor. Boj son dönemde negatif faize geçmişti Ocak ayı itibariyle. Bu toplantı içerisinde de parasal genişleme adımlarını yükseltmesi bekleniyor. Şayet böyle bir hamle gelirse tekrar Çin tarafında da bu olumlu bir tablo ortaya koyabilir. Ve Çin borsasında, Asya borsasında bir toparlanma yaşayabiliriz. Yalnız yılın ikinci yarısı itibariyle hem ABD'de yapılacak olan seçimler hem de Fed tarafından biraz daha faiz arttırma için sinyaller gelmeye başlayabilir. O zaman da dolar tarafında bir kuvvetlenme olduğunu görme ihtimalimiz var. Yani kısaca Haziran'a kadar biraz daha zayıf dolar görme ihtimalimiz ağırlıklı olsa da Haziran sonrasında dolarda kuvvetlenme yaşanabilir. Buna karşı dikkatli olmak lazım. Evet, İntegral Menkul Değerler'den Emre Çayırlı'nın piyasa yorumlarını dinledik bu sabah.